Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Paşinyan'ın özellikle Putin'e çok ağır sözler yani hakaretler yaptığı ve bu sözler evet yenilir yutulur değil. Bu sözleri sarf ettiğine dair evet açıklama geldi. Şimdi o konuya geçeceğiz. Evet, Ermenistan ve Ermenistan'daki başbakan Rusya'dan huzursuz. İşte bu iddianın sahibine geçelim. Evet, Paşinyan'ın Putin'e bu hakaretleri yaptığını söyleyen kişi sıradan birisi değil. Yani sokaktan geçen bir vatandaş değil. Putin'e ağza alınmayacak sözleri sarf edip bu sözleri sarf ettiği yer ve şahidi ortaya çıktı. Eski Gürcistan eski Dışişleri Bakanı. Evet, Gürcistan eski Dışişleri Bakanı Gomelori. Gomelori aynen şu sözleri sarf etti. Paşinyan'la bir yemek yedik. Paşinyan'la yediğimiz yemekte biraz da Paşinyan içkiyi fazla kaçırdı. Ve bu sözlerden sonra Kafkasya politikasına, Ermenistan ve Azerbaycan politikasına Putin'in hiç hoşnut olmadığını belirterek eleştirdi ve Putin'e en ağır sözlerle evet hakaretler yaptı dedi. Evet aynen. İçmiş, bilinçaltı ortaya çıkmış ve Putin'e ağza alınmayacak sözler sarf etti. Şaşırdık dedi. Gerçekten Paşinyan'ın Putin'e karşı olan duygularını demek ki Putin hissetmiş. Putin hissetmiş ki özellikle bir adım atmıştı. Hatırlarsanız Putin'i evet görmüştük. Paşinyan'ı iyice tiye alan ve yıkılmasını sağlayacak bir adım atmıştı. Gelin o görüntülere geçelim. Rus basını bayılır. Putin'in şovlarını özellikle çekerler ve ateşli bir spiker ballandıra ballandıra anlatır. Paşinyan'ı arıyor. Paşinyan'ı bağlanana kadar hoparlörü açmıyor. Paşinyan bağlandıktan ve sesi duyulduktan sonra aynı şekilde şu ifadeyi göreceksiniz. Evet, resmen Putin Paşinyan'ı dünya önünde dubura uğratıyor. İyice Paşinyan'ı evet gözden düşüren bir adım. Bu demek ki sözler bakın şu anda Paşinyan arıyor. Savaş sırasıydı. Bağlayan görevli Putin'e bağlayacağını söylüyor. Buraya dikkat edin. Evet şu anda telefon bağlanacak. Evet Paşinyan'ın sesini dışarı vermesi için bakın şu anda Paşinyan'la konuşuyor. Meşgulüm diyor. Evet aynı bu kadar. Gördünüz değil mi? Bu resmen Paşinyan'ı bitirme. Paşinyan'ı ve Ermenistan'a gerçekten hakaret sayılan bir uygulamaydı. Batı'ya nasıl yaklaşırsın? Benim Kafkasya'daki kriz politikama nasıl değişiklik yapmak istersin diye aslında resmi büyük okursak bir oyun çevirmişti Putin. Paşinyan'ın Moskova ile taban tabana zıt fikirlerde olduğu açık. Gerçekten şu biliniyor. İkinci Karabağ Savaşı'na itilmiş. Yani kendisi bu savaşı istemiyormuş. Putin ve içerideki Rusçuların çok büyük bir kaynaması ve tahriki söz konusuymuş. Özellikle Putin hem Batı yanlısı bir Paşinyan'dan kurtulmak hem de kendisini Kafkasya'da bulmak adına bu oyunu çevirdi. Ve burada kazanan ne Aliyev ne Paşinyan desek haksızlık olur. Gerçi Kafkasya'da Karabağ'ın bir kısmını aldık. Kısmen kazandık. Ama Paşinyan hiçbir taraftan baksan kazanan değil. Rusya, Ermenilerin gönlünü almak için esir ve benzeri durumlarda Ermenistan'ın yanında gözükse bile asla ve kati hiçbir şekilde, evet hiçbir şekilde kendi çıkarından vazgeçmiyor Putin. Evet, bir kısmını aldık ama geri kalan bölgeler şu anda risk altında ve bir an önce almalıyız. Paşinyan Mart ayında Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay bunu açıkladı. Bu gelme şu yönden önemli. Size her zaman söyledim. Gerek Zengezur, gerekli Karabağ'daki Azerbaycan topraklarının tacize uğramaması için bir yol bulunmalı. Önemli bir konu daha söyleyeceğim sizlere. Aslında gerçeğe haykıracağım. Bunu TV kanallarında bulamazsınız. Özellikle sizi çok uzaklara götürmedim. Gerçekten çok uzaklara götürmedim.
Paşinyan'ın savaştan sonra bürosunun basıldığı ve Rusların büyük oyunlar çevirdiği Erivan'a giderim. Kısa bir zaman önceye. Özellikle burada Paşinyan'ın ailesine büyük bir yıpratma operasyonu yaptı Ruslar. Eşi KGB ajanlarından ülke ülke kaçtı. Diasporada sığındı. Fransa'da veya Amerika'da. Şu anda gelmiş olabilir. Ama öyle oyunlar oynadı ki, evet Rusya öyle oyunlar oynadı ki, bizzat Genelkurmay Başkanı Paşinyan'ın istifasını istedi. Paşinyan da buna karşı durdu. Demokrasiden ayrılmayacağım dedi. Ve ön alarak dedi ki, ben seçim ilan ediyorum, buradayım. Tabii ki komutanların bir kısmının değil, çoğunluğunun Rus etkisinde olduğu ve Rusya'nın baskısıyla bu çağrıyı yaptığı aşikar. Ordunun yenilgisinden aslında Ermenistan'ı gaz verip, silah verip, bozuk silahları verip, savaşta biz size yardım edeceğiz deyip, savaş sırasında yalnız bırakanlar neden olmuştur. Paşinyan bu gerçeği bildiği için, evet pes etmedi ve seçimde halkına dedi ki, beni seçmezseniz Sovyetlere katılmış olacaksınız. Tamamıyla burayı yutacaklar. Koçaryan, evet Ermenistan'ı tamamıyla, ismiyle, her şeyiyle Rusya'ya teslim edecek. O yüzden ya beni seçin ya da Rusya'yı. Sovyetlerden bıkmış ve böyle bir ihtimali büyük bir yıkım olarak görecek olan Ermenistan halkı, evet Paşinyan'a destek verdi. Alternatif de göremediler. Ve bunun sonucunda Ermenistan'da yeni bir dönemin startı veriliyordu. Ama bu iki lideri, evet Putin rahat bırakmayacaktı. Ermenistan ordusu içerisindeki çeteleri, Dağlık Karabağ'da emrinde tuttuğu ayrılıkçı Ermeni çetelerini istediği zaman Azerbaycan'a saldırtıyor. Saldırıların Paşinyan'ın bilgisayarında olmadığı iyice artık açığa çıktı. Yani olayın rengi belli. Bunun nedenini nereden anladım? Onu da anlatayım. Paşinyan'ın emir vermediği şuradan belli. Yeni açıklama yaptı. Türkiye ile aramızda sorun yok. Artık biz sınırlarla ilgili hiçbir şey demiyoruz. Türkiye sınırını tanıyorum. Ve bunun yanı sıra soykırımla ilgili durum bizlik bir durum değil. Tamamıyla diasporanın kendi uydurmaları dedi. Bakınız gördünüz mü? Aynı durum Karabağ için de geçerli. Karabağ'da müdahale eden Ermeni çetelerine evet engel olamıyor. Yani emir Rusya'dan gidiyor. İşin garip tarafı Paşinyan ordunun ne kadarına şu anda hakim? Hele hele Ermenistan'la Azerbaycan sınırındaki komutanların ne kadarına hakim şu anda gücü? Özellikle şu bir gerçek. Karabağ'daki Ermeni çetelerinin şu anda özellikle Paşinyan'ı dinlemediği yönünde de önemli bilgiler var ajanslarda. Bu eleştirileri yapıyorlar kendi aralarında Ermeni ajanslarında. Şunu ifade edelim. Bu Rusya'nın özellikle Cumhurbaşkanı Sarkisyan'la istifasıyla yeni bir kriz ve yeni bir kargaşa istediği açık. Bunu gören Paşinyan da hızla Türkiye'ye yakınlaşmak ve Türkiye sınır kapısının açılarak zenginliğin ve paranın Ermenistan'a girmesini sağlamak istiyor. Maliyetler düşerek ve ekonomisini canlandırmak istiyor. Bu çok önemli Ermenistan için ama Paşinyan'ın yayının başında belirttiğim gibi Putin'e söylediği ağza alınmayacak sözler aslında Paşinyan'ın Rusya'ya bakışını, Putin'e bakışını özetliyor. İşte Türkiye bu durumdan istifade edip Ermenistan'ın o yayılmacı ve emperyal fikrini, kendisi tamamıyla yok olmaya götürecek olan bu fikrini tabii ki mantık ilkeleri çerçevesine çeker ve Azerbaycan topraklarına gelişi güzel saldıran bir Ermenistan olmaz. Karabağ'dan çekilirler ve Rusya sözde barış güreceği gerek kalmaz. İnşallah güzel haberlerde buluşmak üzere. Putin'e bu sözleri sarf eden Paşinyan'ın sözleri çoktan Putin'e ulaşmıştır. Bakalım ne gelişmeler olacak. Görüşmek üzere.